Hamile işçi ve memurlara iş yerinde özel ihtimam gösterilecek. Hazırlanan taslağa göre iş ve çalışma ortamı hamileliği riske atmayacak şekilde düzenlenecek. Hamile çalışanlara periyodik kontroller için izin verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde alt mevzuatta çalışmalar yürütüyor. Hazırlanan gebe ve emziren kadınların çalıştırılma şartlarına dair yönetmelik taslağı şu yenilikleri getiriyor. Çalışanlara hamilelikleri süresince periyodik kontrolleri için izin verilecek. Doktora muayene için gidecek işçi ve memur ücretli izinli sayılacak. Hamile veya yeni doğum yapmış çalışanların kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde elle yükleme ve aratsız taşıma işlerinde çalıştırılmaları yasak olacak. Bu işlerde risk değerlendirmesi yapılacak. Gerektiğinde iş değişikliği sağlanacak. Hamilelik süresi boyunca hiçbir surette elle taşıma işi yaptırılamayacak. Hamile kadın işçi ve memur evrak veya çay götürme işinde çalıştırılamayacak. Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin 80 desibeli geçmemesi sağlanacak. Gürültü seviyesi düşürülemiyorsa çalışanın yeri değiştirilecek. Hamileler hamileliği etkileyecek klimalı yerlerde çalıştırılamayacak. Hamile, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların yaptığı işin niteliği göz önünde bulundurularak çalıştığı yerlerin sıcaklığının ve basıncının sağlık ve güvenlik riski yaratmayacak düzeyde olması sağlanacak. Yüksek basınç hamileliği etkileyen yerlerde hamile çalıştırılamayacak. Doğum izninden dönen kadın için kısmi süreli çalışma geçerli olabilecek. İzinden dönen kadın isteğe bağlı olarak çocuğu 3 ya da 6 yaşına gelene kadar daha kısa süreli çalışabilecek. Kadınların kademeli yükselme ve kıdemde dahil tüm özlük hakları korunacak. Doğum sonrası işe dönen kadın için işe alınma zorunluluğu getirilecek.